Akıllı Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Bu hafta tarım ve gıda sektörüne biraz katma değerli üretim ve marka araştırma sürecinden, penceresinden bakacağız. Tabii bu sürecin olmazsa olması da aslında Ar-Ge ve inovasyon tarafı. Dolayısıyla bunu biraz somut örnekler üzerinden konuşacağız. Havada kalmayacak konuştuklarımız. Ayakları yere basan, üretimden tüketime, pazarlamaya kadar, ihracata kadar o süreci bir fiil yaşayan bir sektör temsilcisiyle bu konuları konuşacağız. Karaman'a gideceğiz, Ermenek ilçesine. Orada Pols Şirketler Grubu CEO'su Ali Polat bizi bekliyor. Ali Polat, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İrfan Bey. Şimdi sizinle bu konuları konuşacak olmamızın sebebi bilindik meyvelerin az bilindik tekniklerle işlenmesi ve dolayısıyla da tüketiciye, pazara ulaşması. Yaptığınız iş bizim dikkatimizi çekti. Biz de merak ettik. Aklımızda sorular var. O soruların bugün yanıtlarını alacağız sizinle birlikte. Öncelikle Pols Gıda Ermenek Karaman'da ne üretir? Biz Pols Gıda olarak Karaman'ın Ermenek ilçesinde freeze dry ve dondurulmuş meyve üretimi yapıyoruz. Ayrıca bunun yanında şekersiz helva, reçel, pekmez yaptığımız bir başka tesisimiz mevcut. Freeze dry'den isterseniz biraz bahsedeyim. Evet, onu diyeceğim. Yani freeze dry İngilizcesi, Türkçesine çevirsek dondurarak kurutmak desek herhalde yanlış olmaz. Evet, doğru. Nedir bu teknoloji, bu teknik? Freeze dry teknolojisi dünyada kurutma teknolojisinin geldiği en son nokta diyebiliriz. Bu teknoloji sayesinde ürünler besin değerlerini %97 oranında korur. Aromasını, şeklini, kokusunu, her şeyini daha yaşmış gibi, yaş bir ürünmüş gibi korurlar. Bunun yanında bu ürünlerin aflatoksin ve küf oluşumu açısından çok daha güvenilir bir ürünlerdir. Çünkü biz önce ürünü eksi 40'da dondururuz, sonra kuruturuz. Eksi 40'da dondurduğumuz için ürünün herhangi bir küf oluşumu veyahut da diğer başka bir şey oluşumunu engelleriz. Burada tabii ürün daha katma değerli bir hal alıyor diğer kurutma teknolojilerine göre. Bu biraz daha %97 oranında besin değerlerini koruduğu için çok daha sağlıklı, çok daha insanların fayda sağlaması adına güzel bir ürün haline gelir. Aslında bu tekniğin avantajlarından bahsettiniz. %97 ürünün besin değeri korunuyor dediniz. Sonuç itibariyle herhangi bir ekstra işlemden katkıdır, şudur budur geçmiyor anladığım kadarıyla. Onun siz daha detaylı verirsiniz. Şundan dolayı soracağım. Şimdi bu teknoloji aslında çok yeni bir teknoloji değil. 1900'lerin başına itibaren bu dünyada kullanılan bir teknoloji. Ama bahsettiğiniz avantajlara göre Türkiye'de bu alanda üretim yapan çok firma yok. Neden? Yatırım mı çok maliyetli? Türkiye'de çok yeni bilinen bir ürün. Dediğiniz gibi yatırımı çok maliyetli. İşletme maliyetleri yüksek. Hani dediğim sonra bütün sene boyunca 20 depolarda depoluyorsunuz. Tabii bunun bir enerji girdisi oluyor. Çok daha maliyetli bir ürün. Hani çok daha katma değerli, çok daha faydalı bir ürün ama dediğim gibi maliyetli olduğu için şimdiye kadar pek fazla Türkiye'de yapılmamış. İşte bizle birlikte bizim gibi birkaç firma var. Türkiye'ye yeni yeni girmeye başlamış. Türkiye'de yeni yeni tanınmaya başlamış. Biz de zaten bu konuyla ilgili bayağı bir elimizden geldiğince tanıtımıyla ilgili ürünün insanların görmesi, faydalarını görmeleri adına çalışmalar yapıyoruz. Ama dediğiniz gibi şimdiye kadar muhtemelen yatırım maliyetleri ve işletme maliyetleri açısından yüksek olduğu için şimdiye kadar Türkiye'de henüz bir yatırımı yapılmamış. Bir iki şirket var galiba sizinle beraber bu işi yapan bildiğim evet, var. Türkiye'de. Aynen öyle bir iki şirket var bizimle beraber. Şimdi işte baktığımızda ürünler işte çilek ön plana çıkıyor. Kivi, portakal, böğürtlen, ahududu, yaban mersini. Şu anda bunlar var ama tabii bunlar çeşitlenebilir sonuç itibariyle. Elma keza öyle. Bu ürünleri işleme noktasına gelmeden önce kendi tarımsal üretiminiz var mı? Alanlarda bunu üretiyor musunuz? Yoksa yoğunluklu olarak çiftçilerle sözleşme üretimi mi yapıyorsunuz? Şimdi bizim tesisimiz Karaman'ın Ermenek ilçesinde. Burası tarım olarak çok bakir bir bölge. Çoğu tarlada henüz hiçbir tarım yapılmamış. Biz de tarladan çatala mantığı çerçevesinde ilerliyoruz. Çiftçilerimizle sözleşme imzalıyoruz. Alım garantisi veriyoruz. Bazı destekler sağlıyoruz. Ayrıca bir tarım ekibimiz var. Ekibimiz çiftçilerle sadece hasat zamanı değil, bütün sene boyunca ilgileniyor. Toprak analizleri yapıyoruz. Her bahçeye bütün sene boyunca ne kullanmaları gerekiyor, ne yapmaları gerekiyor. 12 ay boyunca onlarla birlikte onlara bir rasyon yazıyoruz. O rasyona göre hangi gün ne yapmaları gerektiği yazıyor. Ve bizim tarım ekibimize sürekli bunları kontrol ediyor. Bizim tabii bunun dışında organik üretim yaptığımız yeni şeyler, yeni dikimlerini tamamladığımız bahçelerimiz var. Bunların yeni dönemde hasat zamanında artık organik ürünlerimiz de olacak. Bu konuyla ilgili özellikle bu coğrafyada
elimizden geldiğince yaklaşık 200 tane çiftçiyle çalışıyoruz. Elimizden geldiğince daha güvenilir, daha insanların önüne koyabileceğimiz gıdalar üretmeye çalışıyoruz. Peki burada 200, tabii yaklaşık 200, başka bölgelerinden de yaklaşık 200 çiftçiyle çalışıyoruz dediniz. Siz mi özellikle gidip üreticileri buluyorsunuz, yoksa bazı üreticiler gelip ya ben alanım var, üretim yapmak istiyorum deyip fikir alışverişinde bulunuyor ve sizin bu sözleşme üretim modeline dahil mi oluyor? Nasıl işliyor sizden? Valla biz buluyoruz. Bizi bulanlar da oluyor. İlk başta tabii kimse bilmediği için biz buluyorduk. Ama şu an bize gelip biz de sizinle birlikte çalışmak istiyoruz. Uzun vadeli bir yatırım yapmak istiyoruz. İşte alım garantisi var. Çünkü sonuçta baktığınız zaman çiftçi için en önemli şeylerden biri alım garantisi. Yani çiftçinin en azından aklında bu ürünü ürettiğimde satabilecek miyim diye bir kaygı oluşmuyor. Bize geldi. Artıyor da çok daha fazla insan bize gelmeye başladı. Bizi bulmaya başladı. Biz de sizle birlikte çalışmak istiyoruz diye. Ama dediğim gibi ilk etapta biz buluyorduk çiftçileri. İşte alım garantisi önemli. Dediğiniz gibi şimdi üretici bin bir emekle bir şeyler üretiyor. Sonunda o ürünün elde kalması gibi bir kötü senaryo da var. Geçtiğimiz sezon bunu salçalık domates tarafında yaşadı. Aynen. Türkiye. Birkaç üründe yaşadı. Belirli dönemlerde bunu yaşıyor. Ama tabii bir de fiyat da önemli. Burada fiyatı neye göre belirliyorsunuz? Zira işte girdilerdeki fiyat artışları zaten tarım sektörünün gündeminden çıkmıyor. Kurun da burada etkisi var. Dolayısıyla burada ortak noktaya nasıl ulaşılıyor? Ya şöyle biz şimdiye kadar tabii biraz bunun şeyi var. Ne derler ona? Piyasaya göre piyasanın belirlediği fiyatlarda ilerlenmeye çalışıyor. Biz bunu yapmamaya çalışıyoruz. Hani elimizden geldiğince zaten katma değerli bir ürün ürettiğimiz için bizim elde ettiğimiz zaten ihracat odaklı bir firmayız. %80'i ihracata gidiyor bizim ürünlerimizin. Biz burada yaptığımız kazancı çiftçiye de yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii karşılıklı oturuyoruz. Onların da memnun olacağı, bizim de memnun olacağımız bir fiyat belirliyoruz. Ve bu fiyat doğrultusunda baştan başlayıp sezon bitene kadar, hasat bitene kadar aynı fiyattan alım yapmaya çalışıyoruz. Yani bu şekilde ilerliyoruz. Dediğim gibi daha çok çiftçiyi de memnun etmeye çalışıyoruz. Çünkü çiftçi de sonuçta memnun olacak ki önümüzdeki sene aynı ürünü tekrar üretsin, verimli bir çalışma olsun, karşılıklı iyi niyet, karşılıklı verim sağlayalım yani. Bütün derdimiz o. Mevcut durumda ne kadarlık bir üretim kapasitemiz var şu anda? Şu an bizim 200 ton freeze dryer, yaklaşık 3000 ton da donuk ürün kapasitemiz var. Senede yaklaşık bu kadar üretim yapabiliyoruz. Şu anda kapasitenin ne kadarı, %100 kapasiteyle mi çalışıyorsunuz? Yoksa daha talep olursa ya da pazar genişlerse üretimi arttırabilecek bir durum var mı? Ya şu an %100 kapasiteyle çalışıyoruz. Tabii bunu artık yatırımla üretim arttırabiliriz. Yatırım projelerimiz de devam ediyor. Sürekli bir fizibilite halindeyiz. Yatırıma devam etmeyi düşünüyoruz. Ama dediğim gibi şu an %100 kapasiteyle çalışıyoruz. Dediğim gibi ürünlerin %80'i ihracata gidiyor. Burada daha ihracat odaklı çalışmaya çalışıyoruz. Şimdi biraz önce ürünleri saydık. Özellikle öne çıkan ürün hangisi? Yoğunluklu olarak üretilen ve pazarda talep bulan? Özellikle üretilen ürün çilek. Yani fabrikamızın yarısı neredeyse çileğe çalışıyor. Çilek çok daha fazla talebi olan bir ürün. Özellikle ihracatta. İşte Amerika gibi, Japonya gibi, Almanya gibi daha çok birinci dünya ülkelerinin bu bölgelere ihracat yapmaya çalışıyoruz. Daha çok talepleri de çilek oluyor. Toplam kaç ülkeye yaklaşık olarak ihracat söz konusu? Şu an 16 tane ülkeye ihracat yapıyoruz. Belli bir bölge yok. Her bölgeye ihracat yapıyoruz. Ortada olsun, Amerika olsun, Uzakta olsun, Avrupa olsun, her bölgeye ihracatımız devam ediyor. Rusya olsun. Peki bu üründe sonuç itibariyle dünyada da bu teknoloji zaten kullanılıyor yıllardır ve böyle de bir pazar var. O pazar, ihracat pazarında rekabetçiliğimiz ne durumda? Yani içerideki üretim maliyetleri olsun, işte lojistik tarafındaki desteklemeler olsun, bizi rekabetçi ya da kurun etkisi, biz ithalatta olumsuz etkisini konuşuyoruz ama ihracat tarafında da tabii bir rekabetçi avantaj sağlıyor diye tırnak içerisinde zaman zaman sektör temsilcileri dile getiriyor. Her ne kadar orada baz alınan şey aslında kurda istikrar olsa da, hani yüksek ya da düşük kurdan ziyade istikrar arıyor burada ihracatçı, ama sizde durum nedir? Valla tabii kurun pozitif bir etkisi oluyor. Onun dışında bizim şöyle bir şeyimiz var, avantajımız var. Biz bölge olarak Türkiye çok güzel bir ürün elde ediyoruz. Yani bizim hasat ettiğimiz ürünler gerçekten çok kaliteli. Ve bizim ham maddenin kalitesi bizim son ürünümüze de yansıyor. Biz burada kalite odaklı çalışıyoruz. Yani baktığınız zaman tabii uzak doğu ülkelerle, Çin'le veyahut da işte Tayvan'la, bu tarz ülkelerle baş etmek çok zor maliyet açısından baktığınızda.
Ama biz kalitemizle, ürünün kontrol edilebilirliğimizle, işte organik olmasıyla kalitemizle onlarla baş edebiliyoruz şu an. Tabii bir tık daha yukarıdayız ama bu kaliteyle bunu absorbe edebiliyoruz yani. Anlıyorum. Şimdi izleyenler belki çok konuya hakim olmayabilir. Dolayısıyla o ürünün biraz içeriğinden de konuşmak istiyorum. Örneğin işte 1 kilogram dondurulmuş kuru çileği ben elime aldığım zaman aslında o 1 kilogramdan elde edilmiyor. Çünkü o teknoloji, o teknikle birlikte işte suyu çekiliyor, işte donduruluyor. Bir şekilde 1 kiloya dönüşüyor ama toplam kaç kilogram çilekten 1 kilogram dondurulmuş kuru çilek elde ediliyor? 13 kilo çilekten 1 kilo kuru çilek elde edebilirsiniz. Yani sapını aldığınızda, kuruttuğunuzda 13 kilo çilekten 1 kilo çilek ortalama. Zaten diğer ürünlerde de ortalama 10'da 1 gibi bir şey var, oran var. Peki mesela yine şimdi madem tarımda katma değerli üretim ve markalaşmayı konuşuyoruz. Bunun ihracat tarafında elimizi güçlü kılan, daha doğrusu ekonomide belki de istediğimiz nokta bu. Dolayısıyla bunun da bir çıktısı, bir getirisi olması lazım. Dondurulmuş kuru çileğin şu anda kilogram başına ihracat birim değeri ne kadar? Ortalama 40 dolar civarında bir fiyatı var. Ahududu üretiyoruz. O 45 dolar civarında geziyor. Yine böğürtlen 40 dolar civarında geziyor. Ortalama 40 dolar civarında bir satış fiyatımız var şu an. Yani biz bunları yaş olarak mesela ihraç etmeye kalksak ki ediyoruz zaten. O da işin tabii başka bir tarafı mutlaka olması gereken ama hani katma değerli üretim tarafında işte Ar-Ge inovasyon devreye girdiği zaman birim değer daha da artıyor sanırım. Çünkü onu biz kilogram başına 13 kiloyu ya da 10 kilo baz aldığımız zaman ortalama olarak 10'da 1 dediniz. Kilogram başına muhtemelen kaç dolardan ihraç ederdik yaş meyve olsaydı? Valla 1-2 dolar arasında ihracat fiyatları var diye biliyorum. Yani 2 dolar bile alsanız tabii ki çok daha faydalı ve çok daha katma değerli bir ürün haline geliyor. Bunun iç piyasadaki etkisi nasıl olması lazım? Yani şimdi dediğimiz gibi bazı ürünler var. Geçen sezon tarlada kaldı. Üretici 55-60 kuruşa neredeyse mal ettiği domatesi 35-40 kuruştan ya sattı ya satamadı. Zarar etti. Bu sezon belki bu üretim sekteye uğrayacak. Çünkü geçen sezon zarar eden bu sezon eker mi diker mi belki 3-5 kere düşünecek. Dolayısıyla aslında bu teknoloji, bu katma değerli üretim bizim arz, talep ya da fiyat istikrarı sağlamamızda elimizde güçlü bir enstrüman olamaz mı? Yani sizin ürettiğiniz bu ürünlerin çeşitliliğini sebze tarafında da yaygınlaştırabilsek, üretim tarafını arttırıp ihracat tarafında daha fazla bir pazar elde edebilsek iç piyasada dengeyi sağlayamaz mıyız? Ya tabii çok önemli bir ürün bu konuda bahsettiğiniz. Çünkü bizim ürünlerin endüstriyel boyutta da tüketim var. Yani biz sadece perakende olarak değil, endüstriyel boyutta çikolata, bisküvi sanayisinde yoğurt, çay, granola, meyve barı, bu tarz bütün sanayilerde kullanılabiliyor. Tabii biz ürünü ürettiğimiz zaman ürünün bariyerli bir ambalajda 20 seneye yakın raf ömrü var. Hatta NASA bile bu teknolojiyi kullanıyor. Astronotlara gıda teminatına, Amerikan ordusu, diğer bazı ordularda da kullanılıyor. Yaş ürün biliyorsunuz çok daha hassas. Yani dakikalarla oynuyorsunuz. Bir an önce sevk etmeniz lazım. Topluyorsunuz, satacak yer bulamıyorsanız ürünler mahvoluyor. İşte ürünü alıp dondurup sonra kuruttuğumuz zaman çok daha uzun stoklama şansımız oluyor. Bu tabii sezonu geldiğinde veyahut da ürünler daha katma değerli ürünler haline geldiğinde daha para ettiği zamanlarda satma imkanı sağlıyor. Stoklama açısından çok daha avantajlı. Bir de şöyle bir şey var. Freezer'a dünyada da gün geçtikçe piyasası artan, gün geçtikçe talebi artan bir ürün. Emin olun çok fazla talebi olan bir ürün. Bu tabii talebi olan bir ürün ve dünyada kurutma teknolojisinin geldiği en son nokta olduğu için siz sonuçta çok katma değerli, dünyanın da talep ettiği bir şey üretmiş oluyorsunuz. Yani müşteri bulmanızda, ürünleri satmanızda çok daha kolay bir hale geliyor. Çiftçi de bu sonuçta bu döngüden dolayı mağdur olmuyor. Anlıyorum. Şimdi izleyicilerimizden Profesör Doktor Ziya Burhanettin Güvenç mesaj atmış. Tarımın kurtuluşu sektörel kümelenmededir diye. Önemli bir nokta. Zaman zaman bu konuyu da gündeme getiriyoruz. Sektörel kümelenmeyle elde edilen avantajların ve o rekabetçiliğin sağlanması konusunu. Peki hem tüketici talebi artıyor her geçen gün dediniz. Dünyada da öyle. Biz bunu pandemi sürecinde de yaşadık. Özellikle işte insanların içgüdüsel olarak belki özellikle evlere kapandığı dönemlerde, işte gıdaya erişiminin sınırlı olduğu dönemlerde stok
yapma ihtiyacından dolayı genelde paketli gıdalar daha da ön plana çıktı. Ama sadece paketli olması yetmiyor. Artık insanlar bilinç arttığı için sağlıklı, güvenilir gıdaya da erişmek istiyor. Katkısız, doğal yollardan elde edilmiş ve insan sağlığı açısından risk yaratmayan. Bu ürünlerin o talebi karşılaması için, üretimin artması için ne yapmak lazım? Türkiye'de çünkü sınırlı sayıda bir üretim söz konusu. Sektöre hangi destekler verilirse ya da nasıl bir yol haritası ortaya konursa bu tarafta bir üretim artışı sağlayabiliriz? Vallahi ilk etapta bizim tabii bu freeze dry ürünleri önce ülke çapında bir tanıtmamız lazım gerektiğini düşünüyorum. Faydaları olsun, katma değerli üretim olduğunu belirtmemiz lazım. İnsanları, sanayiciyi buna teşvik etmek lazım. Bunun üretimini teşvik etmek lazım. Belki buna çeşitli destekler çıkabilir. Biz de tabii bölgesel desteklerden yararlanıyoruz. Ama daha farklı desteklerde de bulunabilir. Dediğim gibi bunu ülke olarak bir sektörel bir hale getirip bunun tanıtımını yurt dışında da sağlanabilir. Çünkü şöyle de bir şey var. Biz fuarlara gidiyoruz. Senede yaklaşık 5-6 tane fuara gidiyoruz. İnanın açıkçası biz Türk firması olduğumuzu söylediğimizde dışarıdaki insanlar şaşırıyorlar. Yani hani böyle bir üretimin Türkiye'de yapıldığına gerçekten şaşırıyorlar. Hani bunun tanıtımı adına belki yurt dışında bir şeyler yapılabilir. Ama dediğim gibi ilk etapta en önemli şey tanıtım. Bu ürünün, bu üretimin yapılabileceğini ve inanın yani ben bu sektöre girdikten sonra çok daha iyi anladım. Gerçekten çok kaliteli ürünler üretiyoruz, üretebiliyoruz tarım konusu açısından. O açıdan gerçekten çok faydası çok olan bir bölgede yaşıyoruz Türkiye olarak. Dediğim gibi ilk etapta bunun tanıtımını özellikle Türkiye olarak yaptığımızı belirtmek yurt dışında ve bunun Türkiye'de üretilebileceğini göstermek en önemli şey bence ilk etap. Sektöre girince dediniz, aslında onu da sorayım bu vesileyle. Bu alana yani bir ziraat ya da gıda mühendisliği background'unuz var mı, yoksa bu alanda bir açık gördünüz ve o yüzden mi böyle bir yatırıma giriştiniz? Nereden çıktı bu fikir? Yani şimdi bizim yatırım hikayemiz biraz değişik. Şöyle, ben Amerika'da okuyordum. Amerika'dan döndüm. Bizim yönetim kurulu başkanımız Muzaffer Polat. Hani burası bizim memleketimiz, yaptığımız yer. 1500 rakımda üretiyoruz. Buraya bir şey yapmak istedi, bir fayda sağlamak istedi. Bunun adına bana bir görev verdi. Dedi hani git bak ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Ben bununla ilgili yaklaşık 8 ay bir araştırma yaptım. Dünyada bayağı Yeni Zelanda'ya kadar gitmediğim ülke kalmadı açıkçası. Sonra bir fizibilite oluşturdum, sundum yönetime. Yönetim de kabul gördü ve şeyine başladık, yatırımına başladık. Ben uluslararası ticaret okudum ama bu iş tabii bizi içine iyice çekti. Yavaş yavaş öğreniyoruz yani. Harika. Şimdi son bir dakikaya da girdik. Gıda inovasyonu dedik, Ar-Ge dedik. Burada yeni planlar, projeler var mı? Yeni ürünler var mı? Mesela meyve tarafındaki çeşitlilik sebze tarafına da yarın bir gün yansır mı? Ya da farklı bir şeyler var mı? Ya yatırım planlamamız için de sebzeye de var. Hani sebze de çünkü donuk tarafıyla ilgili biraz daha değişik yatırımlar içeren bir şey. Bizim zaten şu an bir tane küçük pilot tesisimiz var. O pilot tesisimizde yaklaşık 170 tane ürün denedik biz. Bunların hepsinin teker teker inovasyonunu sağlıyoruz. Ar-Ge'sini yapıyoruz. Her açıdan bakıp yavaş yavaş sunmaya başladık. Yani çilek, böğürtlen, ahududu, muz, elma ile başladık. Şimdi kayısı girdi, portakal girdi, limon yapıyoruz, yaban mersini yapıyoruz. Sürekli ürün çeşitliliğimizi arttırmaya çalışıyoruz. Bu ürün çeşitliliğini arttırırken üretilebilirliğine de bakıyoruz. Hani bölgede bunun üretilebilirliği nasıl, Türkiye'de yapabilir miyiz, ham maddeyi bulabilir miyiz? Biz ham maddeyi de ithal etmek istemiyoruz açıkçası. Olabildiğince Türkiye'den sağlamaya çalışıyoruz. Tabii sürekli denemelerimiz devam ediyor. İnşallah çok daha ürün çeşitliliğini arttıracağız inşallah böyle devam edersek. Son 30 saniye, ham maddeyi ithal etmek istemiyoruz. Mümkün olunca burada üretmek, burada kullanmak, yerli üretime yönelmek istiyoruz diyorsunuz. İthal ettiğiniz ama burada üretilebilecek ürün var mıdır? Tavsiye niteliğinde belki olacak bu, hani üreticilerin de biraz dikkat çekmesi açısından. Vallahi yaban mersini özellikle şu an Kanada'dan ithal ediyoruz. Ama biz bu bölgede üretimine başladık, deneme plantasyonlarına başladık. Hani bunun gibi belki tropikal meyveler var. Mesela avokadoyu denemeye başladık. Avokado gerçi üretilmeye başladı sahil kesiminde. Mesela yaban mersini şu an ilk etapta size söyleyebileceğim ürünlerden biri. Anlıyorum. Çok kat yüksek, fiyatı yüksek bir ürün. Bizim çiftçimize de faydasını sağlayacağımızı düşündüğümüz bir ürün. Bu vesileyle de Murat Bayezid'in
kulaklarını çınlatalım. O tarafta dondurulmuş gıda tarafında özellikle işte yaban mersininden tutun da Ahududu Börtlen'e kadar birçok ürünün hem üretim hem de ihracat tarafında emek veren iş insanlarımızdan bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum. Yayına verdiğiniz katkılardan dolayı biraz farklı bir açıdan bugün bakalım istedik tarıma. Farklı bir şeyler konuşalım istedik. Dolayısıyla yayına katkısı çok fazla oldu diye düşünüyorum. Pol Şirketler Grubu CEO'su Ali Polat'la birlikte bugün özellikle dondurularak kurutulan gıdaların teknolojisi ve pazarını konuştuk. Yarın saat 12.30'da her çarşamba olduğu gibi tarımhanede karşınızda olacağız. Hoşça kalın.